Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Merhaba. Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Her cuma saat 15'te Türkiye'nin en çok dinlenen radyo kanalı TRT 1 Radyo'da teknoloji ve internetin hayatımızı etkilerini konuşuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bu hafta izin onay alınmadan yapılan ve bizi oldukça son zamanlarda rahatsız etmeye başlayan dijital kampanya, promosyon, e-posta, SMS, e-mail gibi komplesinde dijital kampanya diyeceğimiz projelerden bahsedeceğiz. Yapılan çalışmalardan bahsedeceğiz. Ve yakın zamanda 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek spam yasası olarak da kamuoyunda bilinen yasayı konuşacağız. Bu konuyu konuşmak için bir üstad var yanımızda. İletişim uzmanı, köşe yazarı, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi ve Bersa İletişim Grubu Onursal Başkanı Ali Saydam Hocam bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok hayırlı bir program yapıyorsunuz. Evet. Çünkü bu dijital dünya Türkiye'de giderek önem kazanıyor. İletişim boyutunda da çok yeni bir alan olduğu söylenebilir. O yüzden hayırlı olmasını diliyorum programımıza. Sağ olun hocam. Her hafta bu konuları gündeme getirip konuşulmasını sağlıyoruz. Daha öncesinde hocam, her programın öncesinde bizim sponsorumuz TürkSat var. TürkSat biliyorsunuz e-kapı Türkiye, e-devlet kapısı Türkiye, Gov.tr'yi yapan, işleten ve yürüten. Başka bir sürü işleri var canım. Bir sürü başka işleri de var ama bizi ilgilendiren. Onur duyduğumuz bir kuruluş, öyle söyleyeyim. Evet, doğru, milli gururumuz. Oradan uzman bir arkadaşımız, uzman direktör Tuğan Avcıoğlu bağlanıyor ve her hafta bize Türkiye Gov.tr'nin bir özelliğini bize anlatıyor, dinleyicilerimize anlatıyor. Tuğan Bey hattıysa alabiliriz yayına. Tuğan Bey. Bilal Bey, buradayım, buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Halil Hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Selamlarınızı iletiyorum, onun da çok selamları var. Bu hafta hangi özelliği, hizmeti bize anlatacaksınız? Ya aslına bakarsanız bir süredir bu konuyu konuşmak istiyorduk. Bu da isabet oldu. 1 Mayıs bu konuda önemli bir zamanlama ve önemli bir kanun çıkış noktası. Biz de devlet kapısında bilgilendirme altyapısı kurmuş durumdayız. Bu aktif bilgilendirme hizmeti sunuyoruz. Bununla ilgili hem telefon ve hem mail bilgisi alıyoruz. Kişilerin bu telefon ve mail bilgilerini alıp doğrulatıyoruz. Tabii bu süreçte de kişilere soruyoruz. Hem yeni hizmet açıldığında bilgilendirilmek istiyor musunuz? Veya işte bu hizmetlerle, aktif bilgilendirme ortamında hizmetlerden alınan sonuçlarla ilgili bilgilendirilmek istiyor musunuz diye. Yani kısacası biz de bu spam tarafına dikkat ediyoruz ve mümkün olduğunca spam yapmamak için uğraşıyoruz açıkçası. Bu aktif bilgilendirme sistemi üzerinde özellikle söylemek istiyorum. Kısa zamanda iki tane kurum, Milli Savunma Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda bilgilendirme çalışmasını yapıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı özellikle askerliği yerini öğrenmek isteyen askerler için SMS ile bilgilendirme yapıyoruz. Yani aynı anda 100 binden fazla kişiye, hı-hı, bazen 200 bin oluyor. Hı-hı. Aynı anda bilgilendirme yapmış oluyoruz ki bu kişilere özel bilgileri sunmuş oluyoruz. Ama bu izinli olacak. Bu anlamda çok önemli. İzinli kampanya olacak. Sonuçta onay alacaksınız devleti kullanandan. Aynen öyle. Öncesinde diyoruz ki ilgili kampanyadan faydalanmak istiyor musun? Bu noktada kurum da bazen bunu zorunlu hale getirebiliyor ama çoğunlukla kişiler kendisi kullanma izni vererek bu noktaya getiriyoruz. Bizim verdiğimiz hizmetler çok daha değerli olduğu için genelde vatandaşlarımız tercih ederek gidiyorlar. Yani evet, bilgilendirmek istiyorum diye geçiyor diyebiliriz. Süper bir hizmetmiş. O kurum sayısının da artmasını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz Tuğan Bey. Biz teşekkür ederiz. İyi sohbetler size. Görüşmek üzere. Sağ olun. Haftaya görüşürüz. Evet, Tuğan Bey'i de dinledik Türkiye Gov.tr'den. Hocam şimdi izinsiz dijital kampanyalar diyoruz ama belki bunun öncesi var. Biraz oradan başlamak lazım belki. İnternet öncesinde bu dijital kampanyalar izinsiz yapılan, bizi rahatsız eden şeyler var mıydı? Mesela televizyon vardı, kapatıyorduk düğmesini. Radyo vardı. Nasıl var mıydı böyle bir şey? Sizin kuşak ne kadar hatırlar bilmiyorum ama bu afişlerin oraya buraya yapıştırılması halinde bir genel şehir kirliliği vardı. Duvarlar, köprüler, aklına estiği yere afiş asardı. Bir örnek bu. Evet. Şehir hakikaten kirlenirdi yani. Onları kazımak, çıkarmak da bir problemdi. Bunu düzene sokuldu. Belediye bunu ele aldı ve belediye bu işten para kazanmaya başladı bildiğiniz gibi.
bu afişlerin billboard yerlere yapıldı. Özel, onlar tertemiz, düzene, tertibe sokuldu. Şimdi meşhur bir laf vardır Proudhon'un. Yani bu çok bilinen bir laftır, kaostan medet umma meselesiyle ilgili. Bir de Dostoyevski'nin kitabında Tanrı yoksa her şey mübahtır diyor. Dijital kaos mu hocam? Cinliler kitabında. Evet. Şimdi bu eğer kural kaide yoksa o dijital kaos içinde her şey olabiliyor ve şimdi bakın hatırlayın şu anda mesela müzikte böyle bir kaotik durum var. Herkes indiriyor, ücretsiz kullanıyor. Filmler ücretsiz indirilebiliyor hala. Bunların hepsi bir şekilde düzene girecek ve başka türlü yani fikirlerin korunması, patentlerin korunması mümkün olamaz öbür türlü. Bir de bireysel hak ve özgürlükler var. Yani eğer ben bir şeyi izlemek istemiyorsam buna engel olabilmeliyim. Benim karşıma çıkıp orada burada benim özel hayatımın içine girmemeleri lazım. Sadece dijital ortamda gönderilen mesajlarla ilgili değil mesela. Direkt arıyorlar da telefonla. Evet, yani otomatik robot sesler. Robot sesler bilgisayardan bağlı. Olmasa dahi ben telefonla böyle bir pazarlama yapıldığı zaman üzülerek ya çok terbiye sınırlarımı da aşarak tuvaletteyim falan şu anda diyebiliyorum yani karşı taraf bir şeyler anlasın diye. O yüzden dediğiniz gibi geçmişte de vardı fakat geçmişte analog kaos vardı. Şimdi dijital kaos var. Bu zaptırapta alınmazsa bunun sonu yok. Bu nedenle yasal düzenlemeler bu konuda peş peşe geliyor. Daha bu 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek kanundan önce başka bir sürü kanun var. Hocam onu soracağım. Bu kaosun nedeni bir de acaba bizim hani büyük big data, büyük veri diyorlar ya, bizim verilerimizin her yere girmesi mi? Tabii. Saçılması mı mahremiyetimizin? Tabii bu ne yapmamız lazım? Tabii dışarı açık olan sistemler içeride açıktır. Dışarı açılmayacaksınız eğer. Çok güzel. Ne demek hocam bu? Şu demek yani mesela ağzınız dışarı açık değil mi? Nefes alıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Dışarı açık bir sistem. Burun öyle, göz öyle. Vücuttaki mesamat dediğimiz derin üzerine milyarlarca bunlar dışarı açıksa içeride oradan bir şey girebilir demek. Eğer internete bağlanıyorsanız yani dışarı çıkıyorsanız oradan bağlandığınız yerden içeri de girilebilir demek. Yani bunu engelleyen hiçbir şey yok. Yani NASA'yı hackliyorlarsa, Pentagon'u hackliyorlarsa, bankaları hackliyorlarsa, sizin eğer meraklısı varsa bilgisayarınızın içine her an girebilir. Bunu engellemek mümkün değil. Yani böyle bir termodinamiğin yasasına aykırı. Yani dışarı doğru sistem açıksa içeri doğru da açıktır bu. Bunu bir tek regüle edebilirsiniz. Evet, belki evet regüle. Regüle edebilirsiniz. Yani bunu düzenleyebilirsiniz. Yani sizin izniniz olmadan girildiği zaman örnek vereceğim. Ben 3 tane hakaret davası internet ortamında bana edildiği açtım ve 3'ünü de kazandım. Ve de 3'ü de müstahar isimliydi. IP numaralarından buldular. Ben bulmadım. Biz savcılığa başvurduk. Çok da başarılı bir teşkilatı var emniyetin. Siber suçlar. Sanırım. Evet, siber suçlar. İnternet suçları, internet polisi falan deniyordu. Onlar çok da başarılı olarak buluyorlar. Biraz zaman alıyor ama sonunda buluyorlar yani. Yapmayın etmeyin diye sonra yalvar yakar oldu bu insanlar, 3 kişi. Ben de bu sefer dedim ki analog olarak özür mektubu yayınlarsanız, verirseniz bana el yazınızla. Öyle internet ortamında değil. El yazın. Özür mektubu verirseniz o zaman sizi affederim dedim. Çünkü bir tanesi öğretim üyesi çıktı yani. Çok tuhaftı yani. Yani bu sutre gerisinden saklanarak, müstahar isim kullanarak yapılan hakaretler de mesela bunların içinde. Sadece kampanya değil, pozitif şeyler değil. Maalesef internet ortamında bakın trend topiklere, örneğin Twitter'da ya da en çok izlenen sayfalara falan bakın. İnternet ortamında özellikle Y kuşağı söz konusuysa ki yani 1980 99 arası değil mi? Evet, 1980-99 arası doğanlar. Orada pozitif kelam iş yapmıyor yani negatif iş yapıyor. Bu nedenle yani hatta espriler
iş yapıyor. Bir de çok duygusal şeyler iş yapıyor. Yani capsler vesaire. Evet, bravo. Çok duygusal şeyler iş yapıyor. Şimdi burada buna eğer bir zapturaptı almazsanız insanların bireysel hak ve özgürlüklerini koruyamaz hale gelirsiniz. Bu da işte dijital kaos dediğimiz hadiseye neden olabilir. O zaman siz kapıyı açtınız hocam, yasayı konuşalım. Hani regüle etmek değil mi? Yasayı. Evet. Ben %100 1 Mayıs'ta galiba yine yürürlüğe girecek. Girecek tabii, bunun uygulaması çok kolay olmayacak. Yani orada da bir başta zorlanacağız mutlaka. Anlayana kadar ve nasıl uygulanacağını öğrenene kadar. Ama şu izne tabi olması meselesi çok önemli. Yani bana herhangi bir şeyi SMS'i de kapsıyor galiba. E-posta ve SMS var hocam. Evet, e-posta ve SMS atmadan önce benim iznimi alma meselesi bir miktar bu işi koruma altına alacak. O zaman zaten bu işi düzenli ve düzgün yapan, yani şöyle örnekler var biliyorsunuz. Para ödeniyor ve siz bir para karşılığı e-mail alıyorsunuz ve SMS almayı kabulleniyorsunuz. Dünyada bunun çok örneği var. Yani bir pazarlama sistematiğin içine girmeyi kabullendiğiniz takdirde bir para ödüyorlar size. Aldığınız SMS başına, retweet ettiğiniz SMS mesaj başına. Bu bir sistematik içinde düzenlenebiliyor. Reklam yapıcılar. Evet. Reklam verenlerin kullandığı bir sistem bu. Yani o da bunu satıyor zaten, bu database'i. Şu andaki database'i, veri tabanları hiç sağlıklı değil, canlı değil. Yani geri dönüşleri tam olarak hesaplanmış değil, yasal değil ve de belki de nefret uyandırıyor. Bu nedenledir ki, şimdi iletişim boyutundaki en büyük probleme geliyoruz. Bu nedenledir ki internet ortamı en az güvenilen ortamdır. Yani bu nedenle analog medyadaki iletişim, reklam, halkla ilişkiler boyutu çok daha etkili hala dijital ortamdakinden. Çünkü dijital ortamın güven problemi var. Çünkü orada kim kimle ne yapıyor, ne ediyor kontrol edilemiyor ve bu kaos ortamından bir sonuç elde etmek de mümkün değil. Yani dijital olunca hocam, yani evet, insanların hani meslekleri, yaş grupları, geleneksel medyada yapamayacağınız birçok hani o sayısal verilerden dolayı daha isabetli olmaz mı? Olmuyor. %100 daha isabetli olur. Özellikle mobil teknolojilerde nerede bölgesi, yeri, yurdu, bireysel segmentasyon dediğimiz hadisenin oluşturulması çok daha sağlıklı. Fakat burada işte o güven ortamını sağlamazsanız, yani şöyle derseniz günün birinde, benim elimde bir veri tabanı var, bu veri tabanında herkesin onayı var. Yani ben buraya sizin reklamınızı yollarım ve bu sizin reklamınızı yolladığımdan dolayı bu yolladığım kişi size sövmez. Evet. Bunu diyebiliyorsanız ki şu andaki durum öyle. Yani reklamınızı veyahut da tanıtımınızı yolladığınız 100 kişiden 90'ını belki içinden beddua okuyor olabilir böyle bir mesajı aldığı için. Evet. Oysa bu kanun sayesinde izinli, kurallı, kaideli bir sistematik içinde bir veri tabanı oluşursa onun etkisi ve güvenilirliği de artmış olacak. Bu veri tabanları da güncellenecek o zaman böyle. Herhalde güven ortamı sağlanmış olacak. Yani bu çok alakası, mesela hiç oturmadığım bir ilçeden boyacıdan bana SMS geliyor, eviniz boyanır, veya bir dershaneden oturmadığım, gitmediğim, ilgilenmediğim bir konuda ders. Nereden de buluyorlar bu hani şeyleri, operatörler satıyor diyorlar. Şimdi tabii zan altında bırakmıyoruz, istemiyoruz ama o iletişim bilgileri nereden de buluyorlar bilmiyoruz tabii yani. Bunu elde etmek çok kolay. Yani bunu yeter ki isteyin. Türkiye'de yani meşhur söz vardır yani. Diyor ki yasa dışı, ahlak dışı ve şişmanlatan her şeyden çok hoşlanırım demiş adam. Yani bu işler bu dünyada çok hızlı ve kolay elde edilen işlerdir. Fakat tekrar ediyorum, hiç faydası yoktur. Çünkü karanlığa kurşun sıkmak gibidir. Hedefi vuramayabilirsiniz, yani boşuna para harcıyor olabilirsiniz. Bu çok tehlikeli bir ortam. Siz bu neden olabilir? İletişim organizasyonu da sahibisiniz aynı zamanda. Size ben gelen... yani daha aktif yönetiminde değilim. Demin de buyurduğunuz gibi onursal başkanlığı yapıyorum. Orada arkadaşlar yönetimde. Dijital iletişimi çok kullanıyoruz ve kullanmanın da faydalı olduğunu düşünüyoruz ama orada
tekrar ediyorum, bu kuralsızlık, kaidesizlik ciddi bir problem olarak karşısında duruyor bu alanın. En önemli mesele mesajı taşıyan aracın güvenilirliği. Bu yüzden örneğin TRT Türkiye'de hala en güvenilir kurumlardan biridir. Örneğin silahlı kuvvetler en güvenilir kurumlar. Bizi dijital reklam yapmadığı için mi? Yani kurallı kaideli olduğu için, yani burada kör tuttuğunu öpmüyordur. Yani biliyoruz TRT'de her şeyin bir kuralı kaidesi vardır diye bir duygu var insanların içinde. Tesadüf değil silahlı kuvvetlerin Türkiye'de en güvenilir birinci kurum olması, Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci kurum olması ve de TRT'nin bu kurumlar içinde en üst sıralarda yer alması. Evet. En alt sıralarda da maalesef işte o medyanın yer alması bu konuda ne kadar dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Eyvallah. Bir de hocam, bu sosyal medyada tabii hepimiz işte Facebook, Twitter gibi şeyleri kullanıyoruz ve orada hiç izin alınmadan Twitter şirketiyle reklam verenin iletişim kurmasıyla bütün o duvarımızda veya yan tarafta sağda solda reklamlar çıkıyor. Bunları hiç engelleyemiyorsunuz ve bunlar muhtemelen bu ülkenin o 1 Mayıs'ta girecek, işte bugünlerde girecek olan, yürürlüğe girecek şeye de uymayacaklar. Evet. Bu konuda hani ne yapmak lazım? Ne? Şöyle söyleyelim Bilal Bey, özgürlüğün bir bedeli var her zaman. İnternet ortamı da çok özgür bir ortam. Bunun da böyle küçük bedelleri olacak. Onu engellemek çok zor. Yani bir sürü web sitesine girdiğiniz zaman, hele internette bu dizimizi izlemeye kalktığınız zaman, mutlaka o web sitesinin sağında solunda korsan diyebileceğimiz, ama onların paraları tahsil ediliyor, vergileri ödeniyor diye düşünüyorum, reklamlarla karşılaşmanız mümkün. Bunu da engellenebiliyor. Reklamsız izlemek istiyorsanız bir artı para ödüyorsunuz bu tür şeylere. O zaman reklamsız size gösteriyorlar. Bunun da bir çözümü bulmuşlar yani. Ama hizmet olarak sunuyor şirketler. Evet, gülü seven dikenine katlanır derler. Özgürlük bedelsiz olmuyor yani. Mutlaka bir bedel ödeniyor. Evet, yani bir de şey, hani mahremiyetimizi veriyoruz belki o şeyin karşında. Bir evet, konumuzda sormuştuk. Demiştik ki yani ücretsiz, ama hayır, ücretsiz değil. Mahremiyetin tabii, satın. Tabii. Kukiler mukiler uçuşuyor havada. Yani o kukileri kabul etmezseniz zaten sizi siteye sokmayabiliyor falan. Eyvallah. Peki hocam, bu hani özellikle şirketlerin veya işte bizi kullanan girişimci arkadaşlar da olabilir, dinleyen. Ne önerirsiniz dijitalde? Bu yasa yürürlüğe girdikten sonra ufak ufak bazı ipuçları verdiniz ama diyelim size geldik, başvurduk, hani şirketinize geldik. Şimdi nasıl bir iletişim stratejisi? Şöyle arz etmeye çalışayım. Dünyada uzmanlığı kabul edilip hemen benimsenen meslekler vardır. İnşaat mühendisliği gibi, doktorluk gibi. Yani kendi kendinize ameliyat yapamazsınız. Yani bir yeriniz arıza mutlaka doktora gidersiniz. Ama bazı meslekler var ki bunlara pek fazla uzmanlığa saygı duyuyor. Mesela mutsuzum dediğiniz zaman mutlaka karşınızda biri size bir tavsiyede bulunur. Yani psikolog doludur etrafımız. Rüya tabiri yapan insanlarla doludur. Ve de iletişimci mesela herkestir. Yani şu ameliyatı yapar mısın dediğin zaman hayır yaparım diyecek adam, veya şu uçağı uçurur musun diyen hayır uçururum diyen bulamazsın. Fakat şu filmi, reklam filmini çeker misin dediğin zaman bulamayacağın adam herkes evet çekerim der yani. Bu şeye de dikkat edilmesi gereken de, dijital ortamda herkes biliyor. Yani bir lokma internet kullanmayı bilen, yani şöyle bir ofis araç şeylerini, programlarını kullanmayı bilen, Explorer işte Google oralardan biraz vakit geçiren. Yani işte oradan zaten web sitesi yapmak için template'ler var, hazır. Oradan al, işte wordpress.com var, oradan gir, sana şeyi hazırlıyor, veriyor. Blog nasıl yapılır onu da veriyor. De bunlarla ilgili biraz bilgisi olan, ki ben diyelim böyle yarı cahilim ben bu konuda. Estağfurullah. Yok, yarı cahilim ben bu konuda. Burada yapılması gereken şey bu işin uzmanlarına teslim olmaktır. Hı-hı. Her şeyde olduğu gibi doktorda nasıl teslim olunuyorsa, dijital iletişimde de ve dijital uygulamalarda da hem hukuki açıdan, hem yaratıcılık açısından, hem uygulama açısından bu işte uzmanlaşmış olanları bulup onlara teslim olmakla. Bir masa, bir kasa, bir bilgisayarla uzmanlık sağlanabiliyor gibi oluyor. Burada da tefrik etmeyi bilmek lazım. O kadarcık bilgiye benim kadar işte sahip olmak lazım. Yarı cahil olduğunuz zaman yeterli derece bilginiz var demektir. Ne için? Doğru dijital
iletişimci veya dijital uygulamacıyı tespit etmek için. Eyvallah. Peki hocam, bu yasa yürürlüğe girdikten sonra hani izinli kampanyalar olacak inşallah ve eğer bu konuda mağdur olanlar olursa ne yapması lazım? Ne önerirsiniz? Hani hangi süreçte? Şimdi bunun cezalarına bakmak lazım. Caydırıcı cezalar olacağını tahmin ediyorum. Ben görmedim yasayı açıkçası. Detayı bilmiyorum, ceza kısmını. Çünkü eğer bir yasa koyuyorsanız, bir yaptırım getiriyorsanız, bir şey yasaklıyorsanız onun cezasının da olması lazım. Cezası olmayan suç olmaz zaten. Mutlaka bir ceza tanımlanmıştır. Caydırıcılığı yeterli derecedeyse mutlaka savcılığa başvurmak lazım. Siz yaşadınız çünkü. Ben yaşadım ve son derece sonuç aldım. Bana bunu da ilan ediyorum tabii. Bir de öyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki hakaret ederseniz size savcılığa vereceğim çok diyorum. Çok önemli hocam. Ve de oradan sonuç alınıyor. İşin tuhaf tarafı da bu. Ne kadar zamanda alırız? Hani özel değilse. Yok, söyleyeyim. Tabii ki çok kısa zamanda. Diyorum ki 6 ayla 8 ay arasında bir sonuç. Bence çok hızlı Türkiye Adalet sisteminin çalışması için de. Çünkü orada artık genelde hemen teslim alıyorlar. Çünkü diyorlar ki biz ettik, sen eyleme ne yaparız, ne yapıp ayaklarına kapanıyorlar falan. Çünkü rezil oluyorlar etrafta. Bir o hani müstahar isimle sallamak kolay ya şeyi. Hem Twitter'da aynen, hem orada hem burada yani mesajı atmak falan. Yani gizli mail hatta atıyorlar yani. Hatta yurt dışından kullanıp VPN'le dışarıdan IP adresi alıp kullanıp gönderebiliyorlar. Bunlar bile bulunuyor artık. Evet, doğru. O yüzden takip edilip geriye doğru bulunuyor. O yüzden yakalandıkları zaman çok utanıyorlar ve etkili oluyor. Bu yüzden bu yasanın yaptırımını da bence hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Zaten öyle söyleyeyim. Zaten bu reklamları yapanlar da görünür şirketler olacak. Hani öyle. Tabii. Yani bu işte kayıtlı kurallı ekonomi ne kadar gelişirse. Çünkü bakın bunun üzerinden devlet vergi de alamıyordu eskiden. Yani mesela ürün yerleştirme gibi bir şeydi. Eskiden ürün yerleştirme de kaotik bir ortamda gidiyordu. İstediğin yere istediğin ürünü koyuyordun televizyonda, dizide, şurada burada. Oysa gelişmiş ülkelerin hiçbirinde böyle bir şey yok ki. Oraya reklam koyduğun anda bunun karşılığında vergisini ödemen lazım. Bu da bütün vatandaşları ilgilendiren bir şey, o vergi. Bu nedenle bu kayıt kural geldiği anda burada mutlaka o işin vergi yanında gelişecektir. Evet, dijitalde dediğiniz o alan çok bakir yani. Twitter'dan, Facebook'tan veya e-postadan vergi ödenmiyor. Tabii. İşte bunların hepsini gidiyor, hallediyorlar şimdi. Düzeltecekler. Türkiye'nin gelişme çizgisinin bir göstergesidir bence. Dijital ortamın bir şekilde medeni bir halde. Özgürlükleri kısıtlamadan ama özgürlükleri de sınırsız, başkasının özgürlük alanını yok edecek şekilde uygulamadan. Bir de hocam son bölümde son sorum olarak. Buyurun. Siz iyi bir Twitter kullanıcısınız. Twitter'ı kullanmaya yani ben takip ediyorum. Benim çok fazla follower'ım yok yani. Benim 28 bin takipçim var. O ama kadar. Organik gördüğüm kadarıyla yani. Evet. İyidirler. Gerçek takipçi. Hani evet, hiç öyle bir. İnteraktivitenizi de görüyorum. Bir şey evet, paylaştığınız zaman size cevap yazıyorlar. Geliyor, evet, hatta evet, işte bazen başınıza gelen olay gibi. Evet. O da aslında organik olduğunu bir göstergesi. Doğrudur. Bazı televizyonlara çıkıyoruz tabii. Bazı kanallarda ne dediğimize bakmadan bizim yazdığımız gazeteden dolayı bize getirilen bir şey var. Hiç itirazım yok. Ben yazdığım gazete bana yazdırdığı için ve benim fikirlerime hiç müdahale etmediği için çok memnunum. Ama bundan dolayı yaftalanıyorsun tabii. Söze değil de şeye bakıyorlar. Cemekene bakıyorlar. Cemekene bakıyorlar. Doğaldır. Ön yargı yargıların en etkilisidir. Çünkü aksiyon aldırır adama ön yargı. Yargı çünkü zaman alır, ön yargı çabucak verilir. Bu yüzden ön yargıyla hareket edilmesini anlıyorum ama bu Twitter ortamında cevap vermek de mümkün. Onları karşılamak da mümkün. Siz mi veriyorsunuz hocam yoksa bir asistanınız mı yönetiyor? Ben şahsen yönetiyorum. Size ulaşmak isteyen hem bu görüşlerinizi hem danışmak için mesela tabii, Twitter'ınızdan tabii mesaj atabilirler. Şey yapıp yani size artık direkt ulaşabilirler. Tabii. Hatta bugün şey geldi dün itibariyle. Direkt mesaj, eskiden birbirini takipçiler atabiliyordu. Şimdi artık direkt sizi takip etmeseniz bile size direkt mesaj atacak. Yeni bir izinsiz dijital kampanya. Ben onu bilmiyordum. Ne kadar enteresan. Benim et işareti asaydam. Asaydam. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. Estağfurullah. Çok büyük keyifliyiz. Neler TRT yapmamız gerektiğini. Benim çocukluğumun kanalı biz TRT ile büyüdük. Size biz nostalji yaşattık. Estağfurullah. Nostaljinin ötesinde geçmişte de var, şimdi de var, ileride de var olacak. Ben kurum olarak devlet radyosunun
çok önemsiyorum bir insanım. Yani diğer özel radyolar mutlaka olmalı. Ama devletin de iletişim kanalı olması lazım. Şeref verdiniz hocam. Ben çok teşekkür ederim. Biz genç bir programımız. Hani köklü bir kurumda genç bir programımız. Hayırlı olsun diyelim. İnternet ve teknolojiyi konuşuyoruz her hafta. Bu hafta üstadımız, hocamız Ali Saydam hocamızla beraberdik. İletişim uzmanı. İzinsiz dijital kampanyaları konuştuk ve çok değerli bilgiler verdi bize. Dışarıya açıksa bir şey içeri de girer. Çok önemli bir şey. Bizim için öngörü olduğu, yol gösterici bir şey ve mutlaka bu yasadan sonra, yasadan önce de yasadan sonra da haklarımızı aramamızı ve savcılığa hemen gitmemizi, bu konuda işlem yapıldığını hızlıca söyledi. Kısaca özetlersek böyle oldu. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi günler, iyi haftalar. Türk Saat dijital hayatı sondu.